İşte minik şekercizademiz burada. Görüyorsunuz değil mi? O şimdi bizim bebeğimiz mi? Evet aşkım, bu ikimizin bebeği. Babacığım, ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun Fatih? Sanki orada mı? Burada. Ya ben yerim seni. Her şey yolunda görünüyor. Bebeğiniz gayet sağlıklı bir gelişim sürecinde. Çok şükür. Babasına çekmiş. Bu arada sormadığınız zaman bebeğin cinsiyeti de belli. Yok yok, sakın söylemeyin. Bilmek istemiyor musunuz? Biz sürpriz olsun istiyoruz. Evet, sürpriz olsun. Eski usul yani. Peki, siz bilirsiniz. Bu kadar, toparlanabilirsiniz Zeynep Hanım. Tamam. Ya peki şimdi doktor hanım, bundan sonra ne olacak? Yaklaşık 4 ay boyunca sürprizi bekleyeceğiz. Ha yok, o anlamda demedim. Yani şimdi ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, işte beslenme programımız ne olacak sonra... Tabii ki bundan sonra hayatımızda radikal bir değişim olacak değil mi? Yani bir takım değişiklikler olacak tabii ki ama hayatınızı kökten değiştirmenize gerek yok. Eskiye göre biraz daha dikkatli, biraz daha böyle rahatınıza düşkün yaşamanız yeterli. Mesela daha çok... Durun, durun, durun. Ne yapıyorsun hayatım? Fatih ne yapıyorsun? Kaydediyorum. Neden? Ne gerek var işte, dinliyorum. Yok hayatım, ben kaydedeyim bunu da şimdi benim hanımın Laz damarı ağırdır da inatçı biraz. Daha sonra bana inanmazsın, söylenirsin falan filan, kanıt olarak dinleteceğim bunları sana. Peki, başlayayım mı? Tabii, buyurun. Bir kere doktor kontrolü dışında kesinlikle ilaç kullanmamanız gerekiyor Zeynep Hanım. Asla. Onun dışında beslenmenize dikkat etmelisiniz. Aşırı yağlı, besin değeri olmayan gıdalardan, çaydan, kahveden ve bunun gibi şeylerden uzak durmalısınız. Kesinlikle. Size daha rahat şeyler giymenizi ve bir takım egzersizler yapmanızı önerebilirim. O iş bende. Spor. Peki. Tütün mamullerinden, alkol gibi maddelerden uzak durmanız gerektiğini söylememe gerek yok herhalde. Elini kırarım. Şimdilik bu kadar o zaman. Bence tamam, yeter artık Fatih'ciğim. Sen şu telefonu kapat, gerek yok yani. Doktor hanımı da yormayalım daha fazla. Niye ya işte? Fatih'ciğim tamam. Zaten her şey broşürlerde yazıyor. İnternete bakarız. Ayrıca benim ikinci çocuğum olacak. İyi tamam, ben zaten kaydedeceğimi kaydettim. Hayatım sen biraz beni dışarıda bekler misin? Benim doktor hanıma sormam gereken birkaç soru var. Niye? Yani böyle kadınsal şeyler. Tamam. Ben dışarıda bekliyorum. Doktor hanım, çabuk söyleyin. Kız mı erkek mi? Sürpriz ne olacak? Yok sürpriz falan ya. Fatih'e sürpriz olacak. Bana söyleyebilirsiniz. Annesiyim ben sonuçta. Kız mı erkek mi? Peki. Bebeğiniz? Evet. Hayır yani insan kocasından niye utanır ki? Neyse. Ne yaptın hayatım? Sordun mu soracaklarını? Ben sordum sordum, hallettim her şeyi, gidebilirsin. Dur bir vedalaşayım doktorla. Yok ben ikimizin yerinde vedalaşayım. Hayatım, ilişkilerimi iyi tutmam gerekiyor onunla. Tamam hadi ne yapıyorsun, bir şeyim var zaten. Ay. Hayırdır Fatih Bey? Doktor hanım çabuk söyleyin, kız mı erkek mi? Sürpriz ne olacak? Yok canım, ne sürprizi yani, sürpriz Zeynep olur yani sonuçta ben de babasıyım, kız mı erkek mi? Ya Zeynep hanım duyarsa? Duymaz duymaz. Peki. Bebeğiniz. Hayatım şu yastığı da dur şöyle. Tamam aşkım, gayet rahatım. Tamam sen benden her şeyi isteyebilirsin ya. Sen rahat et, huzurlu ol yeter. Ben seni yanımda istiyorum. İkimiz de seni yanımızda istiyoruz. Ancak o zaman rahat edeceğiz. Sizin istekleriniz benim için emirdir. Ha? Evet. Fatih. Sence kız mı olacak yoksa erkek mi? Ne önemi var hayatım? Sağlıklı olsun da. Tabii yani orası öyle ama... hani ne bileyim, içinden kesin bir şey geçiyordur. Yani tabii cinsiyeti çok da önemli değil ama... yani böyle benim hislerim çok kuvvetli. Oğlan. Ay benim de öyle geçiyor oğlan. Tabii tabii oğlan. Neyse ama sürpriz olacak bizim için. Tabii tabii yani sürpriz olacak. Önemli olan zaten sağlıklı olsun. Tabii canım.
annesiyle, babasıyla, abisiyle uzun, mutlu, huzurlu bir hayatı olsun bize yeter. Ne oldu, sancı mı geldi? Bir şey mi isteyeceksin? Yok, öyle bir şey değil. Ne? Bu sessizlik beni çok ürkütüyor. O adını anmak istemediğim Serhan çıkıp gelip... Zeynep, şu adamı aklından çıkar. Gitti o. Nereye gitti aşkım? Adam bize velayet davası açtı. Öyle kolay kolay gider mi? Gider. Gitti de. Bak, bana dava açtı. Ne oldu? Avucunu yaladı. Yani başarısız olacağını anladı. O yüzden de gitti. İnşallah dediğin gibidir. Sen bize odaklan. Ailemize odaklan. Oğullarımıza odaklan. Oğullarımız mı? Hissettim ya. Evet. Babacığım. Oğlum, canın ne çekiyor? İstediğini söyle. İstediğini yapacak baba. Söyle bakayım. Şey... ayak masajı istiyormuş. Öyle mi istiyormuş? O zaman hemen yapalım. Ay, kızıklamadan ya. Tamam canım, tamam. Ağlıyor musun? Saçmalama hayatım, niye ağlayayım? Ne bileyim, burnunu çekiyorsun da. Ne oldu, lezzet olmuş bu da. Hop hop. Ne? Masum hissediyorum. Bir tane mi? Evet hayatım. Fatih, Fatih. Tekme at, tekme at. Nerede? Bak. Çok komik. Hani? Hissediyor musun? Hayır. Sen tanımıyorsun ki. Dur. Tanımıyorsun. Aa, attı Zeynep. Yer değiştiriyor herhalde. Oğlum. Sen yer mi değiştiriyorsun? Fatih, oğlum dedim. Ya şeyden, Selim'den alışkanlık hayatım. Bak bak ne yaptı. Bak bak şuraya koy elini, şuraya koy. Bak şuraya koy. Ya ne yapıyorsun Zeynep? Hiç yakışıyor mu sana? Niye yaptın o zaman? Ben sen tadımlık diye işte, yani göz hakkı diye bir tane yaptım. Bunlar zararlı şeyler. Ne yapayım, oğlumuzun canı patlamış mısır istiyor. Sen niye oğlumuz dedin? Vallahi Allah söyledi ben. İnanamıyorum. Böyle... Ay dur. Fatih şu an canım, inan ben şu an şeriyorum. Yemezler, yemezler. Yok yok, patlamış mısır falan değil. Taflan turşusu. Taflan? Taflan. Bizim oralarda olur böyle. Olmamış zeytine benzer böyle. Ay yumuşacık böyle. Kekremsi bir tadı var. Ay Fatih, benim taflan turşusu yemem lazım. Hayatım ne yapayım? Karadeniz'e mi gideyim? Ama aşkım halamlar da vardır, onlar ya. Ya ben seni yerim. Dur, ben Orhan'ı ararım hemen. Tamam, ben bunu... Bırak, dur. Alo, asistan. Hemen halama gidiyorsun. Bir bidon taflan turşusu alıp geliyorsun. Diyorum işte ben şimdi... Karımla yemek yiyorum da... Sen ne yapacaksın taflan turşusunu? Karım aşerdi. Aşerdiyse git bizim eve al işte. Ben uzaktayım yani, yemek yiyoruz karımla. Ay kapat ya, tamam kapat. Allah Allah. Ne diyor? Hızımız mızlanıyor. Yok uzağız evden de, yok bilmem ne de. Turşu? Ben gideceğim. Aşkım o taflan turşusunu alıp hemen geleceğim. Aşkım. Hadi bakalım, gidiyorum ben. Tamam, sen ver onu bana, ben... Ya bir tane verseydin. Oy Fatih, hayırdır? Nasılsın hala? Ne yapıyorsun kız? Bildiğin gibi. Hala sende taflan turşusu var mı? Oy taflan turşusu hayırdır? Ya bizim bebeğin canı çekti de. Zeynep'im aşmeyeli. Oy kurban alırım ben ona. Çok sever o taflan turşusunu. Evet evet, belli çok sevdiği de var mı? Uy o severeyim de yok uşum yok. Hiç mi yok? Dünyanın en saçma sorusunu sorduğun için seni tebrik ediyorum enişte. Sus kız, zaten yokmuş turşu. Ay dur dur, sen darlanma da. Darlanma uşum. Ben giderim bir konu komşuya sorarım gelirim, tamam mı? Ha sor. Tamam. Yine işin düştüğü için gelmen gözümden kaçmadı. Üstüme gelme, hamileyiz biz. Çekil. Ha geçin içeri, geçin. Geçin, geliyorum ben. Haydi. Yürüyor musun sen Zeynep? Merhaba.
Aa, hoş geldin Fatih'ciğim, hayırdır? Zeynep nerede yavrum? Zeynep evde. Ya canı taflan turşusu çekti de aşerdi bizimki. O işte bulmaya geldim. Zeynep'i hamileyken ben de taflan turşusu yerdim. Fatih, bu çocuk kız olmasın? Yok yok, erkek. Yani işte öyle olduğunu tabii, içime doğuyor. Bence kız olacak. Yani benim için öyle doğuyor. Hayırlısı olsun. Ya, sağlıklı olsun da. Tabii tabii. Siz nasılsınız? Şey, şirket nasıl, bu evraklar falan? Ya bu Şevket'in davasıyla ilgili belgeler. Yani yarın mahkemesi var ya. İnşallah istediğimiz neticeyi alacağız. İnşallah Fatih'ciğim, inşallah. İlk sorununa gelince şirket gayet iyi gidiyor. Bildiğin gibi satışlarda rekor kırıyor. Ama keşke sen de olman gereken yerde olsaydın da kendi gözlerinle görseydin Fatih'ciğim. Siz her şeyin üstesinden gelirsiniz. İşler tıkırındadır. Evet, öyle. Ama ben bu şirketi aldığımda batık bir gemiden farkı yoktu Fatih. Onu siz kurtardınız. Ya artık bu inadı bırak ya. Yani şirket bana ait olabilir. Ama helva sizin, başarı sizin. Yani ben o kazanılan paranın tek kuruşuna bile elimi sürmem. Yani eğer isterseniz kurtardığınız geminin dümenine geçin. İsterseniz satın. Nasıl yani? Herkes Selim Paşa helvasını satın almanın peşinde Fatih. Ürün sizin. Ya gelin bir bakın. İster satın, ister satmayın. Karar sizin. Yani bu kararı tek başıma veremem. Ben bir Zeynep'le konuşayım da. Tamam. Konuşun bakalım. Sormadınız ama şey, ben de bunalımdayım ya öyle. Yani eğer merak falan ediyorsanız. Sana ne oldu kız? Ya asıl olan bana oldu. Sıkıntıdan patlıyorum. Ayfer teyze gidince rahatlarım falan diye düşündüm ama ya ev iyice ıssız çöle döndü. Şazment'i bile özledim ya. Siz düşünün. Benim bu durumum ne olacak? Bilirsin. Bak yarın dayın çıkacak. Yani istersen bu bunalım meselesini bir yarın konuşalım, oldu mu? İnşallah. Anacığım, buldun mu? Turşu yok. Nasıl yok? Hiç mi yok? Bak hala. Ay, ışığı buldum da. Azıcık bir şey buldum ha böyle. O da bozulmuş da. Ha bu kız yüklü, ben Zeynep'e yediremem bunu. Ay yok canım, tabii ki yedirmeyeceğiz. Ya peki yani markette falan yok mudur? Uşum ha bu saatte market ne arar? Ay yok canım, yani Karadenizlilerde vardır. Ben birkaç tane mesaj atayım Fatih. Her Karadenizli'de safran turşusu zulası bulunur. Ha. Sizde niye bulunmuyor? Ay yapmıştık ama abim sağ olsun hepsini bitirdi. Ulan Orhan, her taşın altından o çıkıyor şerefsiz. Ya Fatih, bulacağız. İstanbul'un yarısı Karadeniz. Kamil abiye sordun mu? Aferin kız, vallahi iyi düşündün. Dur arayayım. Bak bakayım. Ulaşsam şu telefona bak, daha ağzım dolu da. Yavaş ya, yavaş. Buyur Fatih. Ha Cevat, sizde taflan turşusu var mı? Zeynep aşerdi de. Taflan turşu. Ha var var, taflan var. Yok yok. Var, var mı yok mu? Sonuncusunu biraz evvel bitirdim kardeş. İyi halt yedin. Pis boğaz. Zeynep Reis aşermiş onu. Zeynep Reis mi aşermiş? Ya canım da. Ya nereden bileyim ya? Ya Fatih ya. Keşke bir dakika önce arayaydın. Bu ayı hepsini yemiş bitirmiş taflanın. Ben onun boğazına... Tamam kapat kapat. Söyle gelsin. Ben bulurum. Bir dakika, bir dakika Fatih. Dur. Gelsin, gelsin. Ben şimdi reis için bulurum da. Ararım ettermi, bulurum. Hadi gelsin. Fatih dur, dur, dur. Şey, bu Kamil gelsin ben bulurum falan diyor. Nasıl yani, bulabilir mi? Vallahi başka bir şey söz konusu olsa kesin hayır derdim de. Yemek söz konusuysa kesin bulur bu ayı. Tamam o zaman. Tamam. Nereden bulacaksa. Tamam, bulabilirmiş ya. Hadi. Kesimiz haydi. Dur 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 bir dur. Niye? Bir dakika dur, ne oldu? Fatih'i arayacağım ya. Ben de olduğunuzu haberleyin, şimdi içeride duyamam müzikten. Ha, nerede?
neredesin aşkım? Hayatım, halanlardayım ama turşu yok, kalmamış. Hadi ya. Evet, o Orhan hepsini yemiş. Ama sen merak etme. Cevat'la Kamil gelecek şimdi, bulacağız yani, tamam? İnşallah aşkım, vallahi dayanamayacağım artık yani. Sen ne, o sesler ne? Ya ben şimdi dışarıdayım, o turşuyu bitiren hayvan ve onun karısıyla. Ya hayatım, sen hamile hamile dışarı mı çıktın? Ya bunlar geldiler bizim eve. İşte hadi yok kutlayacağız bilmem ne falan dediler. Aldılar beni, eğlenmeye bir yere geldik. Hayatım sen hamile hamile eğlenmeye mi gittin? Fatih'ciğim, hamileyim diye sokağa da mı çıkmayayım yani? Ne demekmiş o? Tamam. Yavaş yavaş eğlen ama. Yavaş yavaş. Tamam hayatım, tamam. Sen merak etme. Tamam, bana da konum atın. Ben bu turşuyu alınca hemen yanınıza gelirim. Tamam Fatih'ciğim, telefonu kapatır kapatmaz atacağım. Tamam bak, yavaş yavaş. Tamam Fatih, yavaş yavaş atacağım konum, merak etme. Allah Allah. Sen de turşuyu yavaş yavaş taşı, sakın düşürme. Tamam, yavaş yavaş. Ne oldu abla? Geliyor mu enişte? Geliyor Orhan ama sayende geç gelecek. Ben ne yaptım ya? Ne demek ne yaptım ben? Oğlum sen niye turşuyu bitiriyorsun? Niye taflan turşusunu yiyorsun ya? Taflan turşusu senin neymiş? Çek iç içim hocam. Ya turşu seviyorum yani. Emre bak ya. Hem karımın istediği turşuyu yiyor. Ondan sonra karımı evden çıkarıyor. Hamile hamile gezdirmeye, eğlenmeye götürüyor. Üstelik kız kardeşimle evli. Ben kurtulamayacak mıyım bu adamdan ya? Ne yaptınız, buldunuz mu? Vallahi Fatih, bütün konu komşuya falan sorduk da kimse de kalmamış, yok. Nasıl ya, hiç mi yok? Yok. Biraz var. Yani en azından benim bir fikrim var. Ne fikri? Ya benim Karadeniz böyle malzemeleri satan, gıda malzemeleri satan bir arkadaşım var. Onun dükkanına gider alırız ha. Oğlum saçmalama, bu saatte ne dükkanı? Ya Fatih kardeşim, bu arkadaşım diyorum da. Çağıracağım, gelecek, ara diyeceğim, gelecek, açacak da bir gireceğiz, alacağız da. Kamil, eminsin değil mi ya? Eminim tabii de. İyi, tamam. Nerede bu dükkan? Beni takip edin, ben götürürüm sizden. Hadi yürü. Ne oldu, geliyor mu? Yok. Ne demek yok? Aç bir kardeşim da. Yahu sen demedin mi bu benim iyi arkadaşım diye, bir telefonla ararım, gelir açar dükkanı diye. Tamam, iyi arkadaşım da demek işi gücü var adamın, açmayı ben ne edeyim daha? Of of, Kamil'in ipiyle kuyuya inersen olacağı bu işte. Ya kardeşim, ben hallederim de, merak etmeyin. Ne yapıyorsun oğlum? Atacağım da reis, ben turşu bulacağım da. Saçmalama, kapıyı falan kıracaksın. Hadi gidiyoruz. Açtı vallahi. Buldum da buldum. Lan nerede? Yanlış alarmda. Tablan turşusu değildi. Allah seni bildiği gibi yapsın Kamil ya. Boşu boşuna heyecan yaptık ha. Ne diyeyim kardeşim, karanlıkta göremedim da. Hayır, nasıl bir şey ki bu? Niye bulamıyoruz? Ya umudunu kesme Fatih'ci, bulacağız da bulacağız ha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Haram haram. Kardeşim samimi arkadaşım diyorum da. İki turşunun lafı mı olur? Ha, çok samimisiniz. Belli. Telefonu açtığından belli. Polis, kaldır ellerinizi. Taflanlara yanmıştık. Utanmıyor musunuz? Koskoca adamlar hırsızlık yapmaya ha? Amir yok, öyle değil şimdi. Dükkan tanıdık olunca biz taflan turşusu... Sus! Tanıdık dükkanmış. Bir de utanmadan yalan söylüyor. Ya amirim vallahi Fatih kardeşim doğru söylüyor ya. Biz dükkan sahibiyle halledecektik sonra. Amirim, dükkan sahibi geldi. Al bakalım içeri. Cemal geliyor ya. Merak etmeyin, halleder şimdi. Sizde taflan turşusu var mı? Sen sus! Bu adamları tanıyor musunuz? Hayır, ilk defa görüyorum. Ulan hani Cemal abi arkadaşındı lan? Yok ya, Cemal abi arkadaşım, ben bunu tanımıyorum. Sen kimsin kardeşim? Kapısını kırdığınız dükkanın sahibiyim. Hani dükkan sahibi arkadaşınızdı? Bir yanlış anlaşılma olmuş amirim. Değil mi Kamil? Yok, yanlış anlaşılma olmadı. Ben bunu tanımıyorum. Ben Cemal'i tanıyorum. Cemal nerede dur? Cemal çoluğu çocuğu topladı, memlekete gitti. Ben de dükkanı bir ay evvel ondan satın aldım. İşte şimdi yandık. Bir dakika, bir dakika. Önce... Taflan turşusu var mı? Siz onu bir söyleyin de. Ne turşusu ya? Deli misin, divane misin? Tövbe tövbe. Yahu karım hamile. Taflan turşusu istedi. Ben de bulamadım işte. Kamil Cevat'ı aradım. Onlar da dedi ki benim bir dükkan sahibi arkadaşım var. Aradı telefonla, gelir dedi telefonla. Açmayınca da biz de girdik. Bakın.
Bu da kartın. Neyse zararın karşılarım ben kardeşim. Fatih Şekercizade, Selim Paşa helvalarıyla bir alakanız var mıydı? Evet, aile şirketimiz. Ya ben de nereden tanıdım diyorum. Sizi reklamlardan hatırladım. Ben sizin helvalarınızı satıyorum. Hah, taftan turşusu var mı? Fatih Bey, zararımı karşılayacağın söz verdiğine göre ben de şikayetimden vazgeçtim amirim. Hadi o zaman. Biraz sıkışın da bitsin bu iş. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Taftan turşusu? Kalmadı be Fatih Bey. Ver kartı gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.